Acıda şeytan taşlamak, orada bulunmayan bir şeytan neden taşlanıyor ya da haccın değerinin maddi olması, etrafında pahalı bir sürü otelin bulunması, tüm bunlar beni çok düşündürüyor. Üstad hep der ki Necip Fazıl, ulvi mücerredi müşahaza taşımak. Allah Azze ve Celle mücerred değerleri müşahaza taşır ki insan anlasın, idrak etsin. Yani bir şey anlatıyorsunuz, fikri bir mesele var. Mücerret tahliller üzerinden gidiyorsunuz. İnsanlar bir noktada koparlar, anlayamazlar, idrak edemezler. Fakat orada bir suret var, şekil var, onun üzerinden anlatıyorsunuz. Veya görsel anlatıyorsunuz, o zaman daha iyi anlayacaklar, idrak edecekler. Yani Allah Azze ve Celle'ye ulaşma, Kabe-i Muazzama bir mana, bir hakikat, onun madde tecelli remzi. Bir mücadeleyi anlatacaksınız, bir kadının cihadını anlatacaksınız. Hacer annemiz üzerine Hz. İsmail'in destanını anlatacaksınız. Safa ile Merve arasında o sahide anlatıyorsunuz. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Bütün bunlar nedir? Semboldür, şekildir. Yani onlar üzerinden o şeklin ihtiva ettiği manayı e, anlamaya doğru bir yürüyüşünüz, bir seyrusulukunuz var. Aynı şekilde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail İbrahim aleyhisselam orada şeytan taşlamış. Yani orada bir şekil, orada bir suret var o suret üzerinde ulahika yedune ilan nar <laughs> vallahu yedu ile şeytan ideologları adamları vesairesi sizi cehenneme çağırıyor şehvetle şöhretle ekranla vesaireyle çağırıyor bütün bunlara karşı duracağınızı orada attığınız taşla ilan ediyorsunuz şeytana bundan sonra asla seninle aynı yerde olmayacak, senin tuzaklarına düşmeyecek, senin propagandana mağlup olmayacağım diyorsun. O duruşu orada resme diyorsun, onu gösteriyorsun. Ee, bu bir e, fikrin e, izharıdır, ispatıdır. Orada bir ahittir, bir ahittir. O ahdi kuşanıyorsun onu idrak ediyorsun. Eğer buradan bakarsa kardeşim oradaki derinliği anlayacaktır. İbrahimi bir duruş, İsmaili bir duruş onu kuşanıyorsun. Yani hakka teslim olunca şeytanı teslim alıyorsun. Taşlıyorsun, mağlup ediyorsun. O ahdin ve akdin yapıldığı yerdir. Ameliyedir. Buradan bakınca kardeşim idrak edecek. Bütün bunların üzerine Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Hudu anni menasikekum Haccın esasdan benden alın işte o taşlıyor. Sen de taşlıyorsun. Bütün ideologları taşlayacaksın. Fikri manada karşı duracaksın. Almak, araklamak, masaya oturmak, pazarlık yapmak şöyle dursun. Taşlıyorsun elinin tersiyle itiyorsun. Onların senin olduğun yerde propagandaya imkan ve ihtimalleri asla olmayacak. Bunu gösteriyorsun.